Test Atölyesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Gramer kampımız hızla devam ediyor. Kelimeyi bitirdik demiştik. Bu sefer de işin matematiğine giriyoruz. İşin mekanik tarafına giriyoruz. Ve bu videomuzun konusu da passives. Passive'ler. Yani edilgen çatı dediğiniz şeyler. Hani yapıldı, edildi. Şimdi yine karşınıza 20 tane soru çıkacak. Geçen videoda olduğu gibi. 30 saniye vereceğiz size. Çözmeye çalışacaksınız. Sonra canlı yayında da bana bunları soracaksınız. Pazar günü. O haftanın pazarı. Şimdi kısacık bir hani dikkat edeceğiniz bir şeyleri söyleyeyim passive'de. Neydi? Yapıldı, edildi, yapılır, edilir, yapılacak, edilecek dediğimiz, edilgen çatı dediğimiz şeydi bu passive'ler. Şuna dikkat ediyorduk. Size mesela öznede duvar vermişiz, boşluk vermişiz, işte yarın demişiz mesela. Aşağıda da boyamak fiili var. Şimdi şunu sorun kendinize. Yani duvar bir şeyi boyar mı? Bu tarafa doğru mu gidiyor hikaye? Yok, duvar boyanır. O zaman hani fiil öznenin üzerinde yapılıyor. Tamam, o zaman da passive olacakmış. Passive'in hani bir formülü, bir mantığı vardı. Neydi? Fazladan bir to be fiili koyuyordunuz ve fiilin üçüncü halini yazıyorsunuz. Mesela gelecek zamanda duvarlar boyanacak falan diyorum ya mesela. Gelecek zamanda siz will'li bir şey söylerdiniz değil mi? Ya da işte hani be going to falan filan. Ben will'li olduğunu şimdi varsayayım. Bir de be verb 3 koyacağınıza göre demek ki cevap the walls will be painted. Mutlaka aşağıda sizi will paint bekleyecektir. Yarına bakıp da will paint'i işaretlemeyin. Mutlaka özne ile fiil arasındaki ilişkiye bir bakın. Cevap aktif de çıkabilir. Bakın passive videosu diye cevap passive olmak zorunda değil. Çünkü passive olmadığını bilerek aktifi işaretliyor olmanız da sizin passive konusunu bildiğinizi gösterir. Hayır, buraya passive gelmeyecek demeniz de passive konusunu bildiğinizi gösteriyor. Susuyorum şimdi. Size başarılar. Bize info@testatölyesi.com'dan ulaşabilirsiniz bildiğiniz gibi. Görüşmek üzere.